Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kafiyeden gayr-ı musarrif bahsini okuyoruz. İlletlere devam ediyoruz. El cem'u. Kafiye kitabında 8. sayfada el cem'u cemi. Cemi tabii ki gayr-ı musarrif olmakta illet oluyor ama şartuhu, bunun şartı nedir? Sıgatu muntehel cumu'i. Cemilikte son hatta gelen sıga olmasıdır. Cemilikte nihayet olan sıga. Cemilenecek, bir daha cemilenecek. Bundan sonra artık cem mükesser olarak cemilenemeyecek. Cem mükesser olmakta son hatta, son sıgaya gelen cemi. Tabii ne oldu halde? Bir gayri hain. Sonunda ha, yuvarlak t, durduğumuz zaman h oluyor. O ha olmadığı halde. Bir gibi bu vezinde ke mesacide ve mesabiha. Mesacit vezni ve mesabih vezni. Birincisinde iki harften sonra elif var. Birincisinde iki harften mesa, mimsin, elif var. Sonra iki harf var. Mesacide. Diğerinde mesabiha. Eliften sonra üç tane harf var ve son üç harf ortası sakin olan üç harf. Ve ma ferazinetun. Ferazinetun. Mesacidetun. Bak sonunda t var. Durunca ferazine. H olur. Bu vezinde ona gelince fe musarif. Ona musariftir. Ve hadaciru, hadacir kelimesi, burada bir soru var. Sıga mütel cumu, cemilikte son sıga. Mesela, na'am, na'aman, en'am, en'amın, en'amanı, en'a'im. Na'am kelimesinin cemisi, en'am, en'am kelimesinin cemisi, en'a'im geliyor. Cemi mükesserlikte son sıga. Hayvanlar, yaylı hayvanların manasında mesela. Şimdi hadacir kelimesi var. Hadacir, sırtlan demektir. Bir sırtlana da hadacir deniyor. Sırtlan sürüsüne de hadacir deniyor. Halbuki bu bizim konuştuğumuz sıga cemi olacak. Cemilik yani çoğul manasında olacak. Hadacir kelimesinin cemi olduğu kesin değildir. O halde hadacir nasıl gayrimusarif olabilir? Ne oldu halde bu hadacir kelimesi? Alemen. Alem özel isim oldu halde. Neyli dabe sırtlana. Hadacir denince sırtlan denen hayvan cinsinin alemi, alameti oluyor. Yani midesi büyük, şişkin demek. Karnı büyük. Gayrimusarif, bu gayrimusariftir. Cevap gayrimusariftir. Niçin? Lenne usun hadacir menkulün alil cem'i. Cemilikten nakledilmiştir. Yani hıdcar kelimesinin cemisidir. Hıdcar sırtlanın bir ferdi oluyor. Hadacir onları sırtlanları toplayınca cemi oluyor. Ama tabi hadacir kelimesi denmesinin sebebi, tek bir sırtlana da hadacir denmesinin sebebi karnı çok büyük. Sanki karnı bir cemaat karnı gibi, midesi gibi büyük bir şey ihtiva ettiği manasında bu şekilde bir yorumla yorumluyorlar. Bu gibi yorumlar çok olur ha. Yani Mahmud Efendi Hazretleri sırrı bir gün usul dersindeyiz. Orada Hoca Efendi bir konu anlatırken Naif de şöyle dedi. Şunlar böyle diyor. Bunlar böyle diyor deyip böyle izahlar getirince Efendi Hazretleri buyurdu ki Naifciler demirci gibidir. Ne yapar? Kulpu söker bir taraftan kaynaktan. Öbür tarafa takar. Öbür taraftan söker. Başka yere takar. Yani illa bir ona bir kulp takar yani. Bunu itiraz edilmez çünkü. Bunu böyle kullanıyorsalar ne yapacağız? Mecburen kabul edeceğiz. Ve seravilü, seravil kelimesi şalvar. Tek bir şalvar. Seravil, mesacid vezinde bak. Bu da gayrimusariftir ama bunda ihtilaf var. İzâ lem yusraf, musarif olmayınca yani gayrimusarif olunca ki ve huvel ekser, ekser de böyledir. O zaman fakat kıyla muhakkak denindi. Bunun gayrimusarif olmasında söz denildi. Ennehu, bu seravil nedir? Acemiyyün. Acemce bir kelimedir. Arapçaya çağdan girmedir. Hum ile hamledilmiştir, katılmıştır. Ala mevazini vezin taşlarına. Aynı vezinde kelime katılarak bu da gayrimusarif olmuştur. Ve kıle dendi ki Arabiyyün Arapçadır. Ama Arapçadır. Cem-i sirvaletin. Sirvale kelimesinin cemisidir. Sirvaleleri topladığımız zaman seravil olur. Sirvale şalvarın parçalarına deniyor. Şalvarı dikilirken yapılan parçaları var. Parçalar toplanınca seravil oluyor. Takdiren ama. Böyle bir takdir yapılıyor. Takdirde de bunun müfredi seravil, sirval denen bir müfredi vardır demiş. Bunu diyenler toplanınca seravil olur. Bu gayrimusarif olduğu zaman. Ve izâ surife musarif yapılınca fela işgali. Bir işgali yok. Zaten kimse gayrimusarif yapmaya da uğraşmıyor. Kelime de aslında musarif olmaktır. Ve nâhu cevârin, cevârin aslında cevâri yün idi. Refan, ref halinde cevârin kalıyor. Ve cerren, cer halinde böyle kalıyor. Ne gibi de bu? Kekâbın gazın kelimesi gibi takdiri rabalır, musariftir. Nasf halinde
Kadı Cevariye, El Cevariye, Cevariye diye durursan, Cevariye şeklinde kursan o zaman gayrimüslim olur. Tabii ki Elflam gelince El Cevariye o zaman zaten temin alamaz. Gene gayrimüslim olur. Terkip bu terkip, illetlerden biri de terkipti. Şartı bunun şartı nedir? El alemiyyeti, alem özel isim olmasıdır. Taben la yekûne olmamasıdır. Ne? Bir izafetin değil, bir izafetin izafetle. Yani muzaf, muzaf ile ekip olmayacak. Ula muzeyt gibi olmayacak. Vela bir isnadin isnat da olmayacak. Yani Nasara Zeydün gibi, ne bileyim, Zeydün Kaymı gibi böyle müptede haber, fiil, fail cümlesi gibi isnat terkibi olmayacak. Bunların haricinde olacak. Yani bunun da Türkçesi şudur. Terkibi mezci olacak. İki lafız birleştirilip yeni bir mana ortaya çıkaran terkip. Mislü Be'ale Bekke. Be'al putun ismidir. Bekke yer ismidir. Be'ale Bekke denen bir yer ismi oldu. Yeni bir isim oldu. Yani. İşte Eskişehir diyorsun. Yani Çanakkale diyorsun. Bunlar nedir? İşte terkip, terkip mezcidir. Gayrimüsraftır. El Elifu ve Nunu. Elif Nun. Mezdetan diyoruz bunlara. Zahit olan Elif Nun. Bu ikisi imkana eğer ikisi olursalar nerede fismin isimde bildiğimiz sıfat manası taşımayan normal bir isimde olsalar Numan gibi, işte İmran gibi feşartu, bunun şartı nedir? El alem yurtta alem olmasıdır. Alem olursa gayrimüsarflık işe yarar. Nahuni ne gibi ki? İmran, İmran lafzı gibi. İmr kelimesi sondaki elif nun zahittir. Özel isimdir. Ne oldu? Gayrimüsarflık. Evveyat da fi sıfatın sıfatı kelimede yani isim faal, isim mefhul gibi böyle sıfat manası taşıyan bir kelimede olsa o zaman şart fentifa'u fealanete. Fealanete, mühennesinin fealanete olmamasıdır. Mühennesi olursa fealanete gelmeyecek diyor bazıları. Ve kredendi ki vücudu feala, feala vezninin bulunmasıdır. Mühennesinin feala olmasıdır. Mühennesi feala olacak ki garipsel olsun diyorlar. Emin sevme bu iki ihtilaftan dolayı, yani şartların arasında ihtilaf olduğu için muhtilife ihtilaf edildi. Nerede? Firahmane, Rahman kelimesi gayrimusar mıdır, musar mıdır diye ihtilaf var. Mühennesi fealanete olmayacak diyene göre zaten Rahman kelimesinin mühennesi yok. Çünkü Rahman Mevla Teala'dır. Dolayısıyla ona göre garimsaftır. Ama mühennesi feala, rahma diye olacak diyene göre mühennesi yoktur. O zaman buna göre musaftır. Böyle bir mühennesi olmadığı için musaftır. Düne sekrane. Sekrane'de ihtilaf yok. Sekrane'de ihtilaf yok. Çünkü mühennesi sekranetündür. Mühennesi sekranetün değildir. Dolayısıyla ona göre garimsaf oldu. Mühennesi feala olacak diyene göre de sekra. Mühennesi sekradır. Buna göre o zaman ne oldu? Garimsaf oldu. O zaman ikisine göre de garimsaf olmuş oldu. Ve düne nedmani ve nedman. Nedmanda da ihtilaf yok. Yani ona göre de garimsaf değil. Bak sekra, düne sekrane, sekrane ihtilaf yok. Çünkü her iki tarafa göre garimsaftır. Ve nedmanin kelimesinde ihtilaf yok. Her iki tarafa göre de musaraftır. Çünkü mühennesi nedmanetündür. Veznül fil, fil vezni kelimede, isimde fil vezni olması da ne oluyor? Gayrimusarif olmasına sebep oluyor. Şartu, yalnız bunun şartı var. En yuhtassa, en yuhtassa has kılınmasıdır. Ne? Bil fil fiile. O vezin ancak fiilde olabilir. İsimde olduğu zaman demek ki burada ne var? Özel bir durum var. O zaman gayrimusarif yaparız diyorlar. Ke şemmere, şemmere gibi. Fe'ale vezinde fiil vezidir. Tefil babın. Ve durbe, meçhul mazi vezni. Böyle olsa garipsef olur. Ev yekûne veyahut da olmasıdır. Fi evvel evvelinde ziyadetün bir ziyadelik. Ne gibi ziyadelik? Ke ziyadetihi fiillerin evvelinde olan eteğin harfleri var ya. Bu harflerden biri gibi ziyadelik. Ama ne oldu da bu vezin? Gayrı kabilin kabul etmediği halde. Kabul etmediği halde. Ni littâ-i tâ. Sonra ta gelmediği halde. Ta gerisi isme benzer. Ve emin isteme bunun dolayı imtena mümteni oldu. Garipsef olduğunda ahmeru ahmer vezin fiildir. Sonra ta almaz. Ben sarafı musarraf oldu. Yamelun. Yamelun fiil muzar vezni ama mühennesi yameletun gelir. Mühennes yameletun gelir. Bu dişi çok çalışan yük taşıyan deveye yameletun dönmüş. Gayrimusarraf illetleri bitti. Şimdi bir inceli söyleyecek. Ve ma hangi gayrimusarraf kelime ki fi kendisinde vardır. Alemiyetun alemiyet. Kendisinde alemiyet olan gayrimusarraf dediği gelir. Mesela ucme, terkip, elif mezzetan. Mühendis dedi ki, onlarda mesela alemiyet var. Fi kendisinde var, alemiyet var. Altı şeydir. Ne oldu halde? Mesiretün, yahut da öyle alemiyet, mesiretün de denebilir. Mesireten de denebilir. İki türlü okuyabilirsiniz. Mesiretün, tesir edici olan bir alemiyet. Yani illa orada alemiyet olması şart olan bir yerde, demiştik bunları, altı şeyin içinde dört tanesidir. Dört tanesinde şarttır. Yani
Enes'in şartı neydi? Alemiyetti. Böyle demiştik. Terhimin şartı alemiyetti. Ondan sonra Ehl-i Mezdan şartı alemiyetti. Evet. Bir de terkip vardı. Onun şartı alemiyetti. Böyle bu dört tane de alemiyet şarttır. Mecbur olması lazım. Müessiretin de odur. Tesis yoldan da olursa bakarız. İza nükkire nekre yapılınca bu kelime. Alemiyet olması şarttır. Nekre yapılınca alemiyet gider. O zaman surife musarif olur. İçin limasundan ki tebeyyene açığa çıktı. Açığa çıkan şey var. O şey nedendir? Min enne haşundan ki alemiyet la tücami toplanmaz, bir arada olmaz. Ne oldu? Mesireten tespitici oldu halde toplanmaz, birikmez, bir araya gelmez. İlla gelebilir ancak ma olgu sebebi ki hiye alemiyet şartun şartlı fi orada. Dört yerde saydık işte. Ancak dört yerde şart olduğu yerler var. Orada toplanır. Orada şart olan bir tanesi alemiyettir. O giderse o zaman tek illet kalır. Başka bir illet koyamazsın oraya. Alemiyet orada şart çünkü. O zaman musarif olur. Böyle olduğu yerde, dört yerde bu. İllel adil, ancak adille toplanabilir. Ve veznel fiili, vezni fiili toplanabilir. Orada tesir edici olmadığı halde toplanabilir. Adil ve vezni fiil de tesir edici olmadığı halde de alemiyet bulunabilir. Alemiyet giderse, başka bir illet bulunabilirse o zaman gene bu kelimeler gayrimusarif olabilir. Adil ve vezni fiil. Ve ama bu ikisi, adil ve vezni fiil, mütedattani birbirine zıttır. Yani burada sanki bir soru var, diyor ki adam, ben o zaman diyor gayrimusarif olan bu adil ve vezni fiilden alemiyet giderse o zaman ben ne yaparım? Alemiyetle, adille vezni fiili bir araya getirip onu gene gayrimusarif yaparım. Böyle bir kelime bulurum sana diyor. O zaman alemiyet ise bile o zaman adli getiririm veya adil ise vezni fiil getiririm. Gene o kelimeyi gayrimusarif yaparım. Bir hayır. Çünkü bu adil ve vezni fiil mütezaattan birbirine zıttırlar. Çünkü adil demek vezinden dönmek demek. Vezni fiil vezinde olmak demektir. Tam tersi. Fela yekûnü olmaz, fela yekûnü, fela yücedü manasında bulunmaz. Yani bunlardan hiçbiri bulunmaz, illa ancak bulunur, ehadühüma biri bulunur. Yani adil ve vezni fiil ve alemiyet, bu üçü diyelim toplanmaz. Ancak adille alemiyet veya alemiyetle vezni fiil ikisi bir arada olabilir. Üçü bir arada olmaz ki alemiyet gittiği zaman da iki illet kalsın, gayrimusarif olsun, olmaz. İlla ehadühüma ancak biri olabilir. Yani ya adil alemiyetli olur veya vezni fiil. Veza nükkire, işte bu kendisine alemiyet tesir edici olduğu halde olanlar veya tesir etmeyici olduğu halde olanlar, iki türlü alt tane şey. O alemiyetin kendisine bulunduğu kelime veza nükkire, nekre yapılınca bakiye kalır, bilâs sebebin sebepsiz kalır. Yani dört yerde tesir edici olduğu dört yerde alemiyet gidince öteki illetli bir işe yaramaz. İsim ne olur? Musayip olur. Evvelta ala kalır, ala sebebin vaadi tek sebeple kalır. Adil-i vezni fiilde. Orada artık başka bir illet bulunursa ne olur? Gayrimusarif yapılabilir. Değilse o da musarif olur. Ve halefe sibeveyh. Sibeveyh muhalefet etti. Sibeveyh hocadır. Kime el ahfeşe ahfeşe talebedir. Burada üslup biraz şey geliyor ama uygun gelmiyor ama musannif ahfeşin görüşünü aldığı için onu tercih etti. Sibeveyh muhalefet etti diyor burada yani. Sibeveyh'in görüşü uygun değil burada diyor. Ahfeşinki daha uygundur. Nerede? Fî misli ahmere. Ahmer gibisinde. Ahmer neydi? Vezni fiil. Vardı. Alemet vardı. Bir de bunda sıfat manası var tabii ki. Bu işte ahmer kelimesi alemen, alem iken itiraf etti. Ne zaman da itiraf etti? İza nükkire nekre yapılınca. Alemiyet gitti bundan. Ahmer bir isme, birisine isim takmıştı. Kırmızı bir adama ahmer dedik, isim taktık. Onda hem sıfat var, hem alemiyet var, hem de vezni fiil var diyor. İza nükkire nekre yapılınca, özel isimli gidince, gene bu gayrimusarif olur diyor. Sibebey. Niçin? İtibaren, itibar ettiği için neyli sıfatıl asliyeti, sıfatı asliyesine kırmızılık. Kırmızı olduğu için ona o isim verilmişti. Daha sonra onun alemi olmuştu. Kırmızılık vasfını biz artık unutmuştuk. Adama Ahmer demiştik. Şimdi bu ne diyor? Eğer bu nekre yapılırsa, alemiyeti bundan kaldırılsa bile sıfat manası vardır ona diyor. Alemiyet gidince sıfat geri gelir diyor. Bade tenkir bak nekreden sonra. Nekre yapıldıktan sonra sıfatı asliyesine itibar edelim diyor. Bundan sonra yaparım. Bir gün onu gayrimusarif yaparım. Ama bu uygun değil için. Çünkü zaten kelimeyi gayrimusarif yapmaya uğraşmıyoruz ki. Musarif olsun. Gayrimusariflik özel bir hal olduğu için onu ayrı tutuyoruz. Şimdi onun nekre yapılınca bir daha alemet geri gelmez, bir daha sıfat manası geri gelmez diyoruz biz. Şimdi bu sıfat manası ile alemet birbirine zıttır. Bu kelime sıfat idi yani diyelim. Bu kırmızılıktan dolayı bir adama isim verdik. O ismi ona taktı, onun alemi oldu. Artık Ahmer deyince belli bir şahıs anlaşılıyor. O Ahmer onun ismi oldu artık. Artık burada sıfat manasını daha düşünmüyoruz. Dolayısıyla o sıfatlık ondan gitmiş gibi sanki. Özel isimliği konuşuluyor. Sonra bunu nekre yaparsak, herhangi bir ahmer, herhangi bir kırmızı,
manasında özel isminliğini kaldırırsak o zaman sıfat manası geri gelmez. Çünkü es-sakıt düşen la yamut geri gelmez diyoruz. Asıl kaydı budur. Masibe asıl sıfat manası onda durur diyor. Bu durumda şimdi ilerisi sözün ilerisi şunu gerektiriyor. O zaman aynı manada sıfat manası taşıyan kelimeleri de özel isim yaptıktan sonra nekre yapsak onlar da o zaman böyle gayrimusaf yapman gerekecek diye bir soru çıkıyor. Hayır. Orada sibeveyhin böyle bir görüşü yok. Sadece ahmerde var. Ve la yezzemuhu sibeveyhin lazım gelmez. Ne babu hatimin hatim babı. İsim fail vezinde olup da özel isim yapılan kelimeler de hatim. Mesela mühür olucu, hakim, hükmedici, alim, bilici. Böyle isim fail vezinlerinden birini alıp bir adama isim taksak sonra onu nekre yaptığımız zaman tekrar onun vasfı geri gelip de gayrimusaf olur demek uygun değildir. Bunu da sibebek demiyor zaten. Vela yezzemuhu sibebeye lazım gelmez. Ne babu hatimin hatim babu. Yani sıfat manası taşıyan isim fail vezindeki alem yapılan kelimelerde de aynı meseleyi uygulaması ona gerekmez. Niçin gerekmez? Lima şundan ki yezzemuhu lazım gelir. Bu durumda min itibarı mütedaddeyni. Min itibarı mütedaddeyni. İki zıt şeye itibar etmesi lazım gelir. Nerede? Fi hukmi vahidin. Bir hükümdeki bir kelimeyi gayrimusaf yapmakta kalkıyorsun. Aynı anda onda hem sıfat manası var diyeceksin hem de alemiyet var diyeceksin. Alemiyet gidince sıfat manası duruyor diyeceksin. Onu gayrimusaf yapalım diyeceksin. Bu olmaz çünkü iki tane zıt şey bir arada durmaz. Ve Sibef de bunu böyle demez zaten. Ve cemiyul bâb bütün gayrimusaf babları kısımları billâmi elflâm ile evi izafeti izafet ile ne olur? Yencerru cerri alır mı? Bil kesri kesriyle alır elflâm. Geldiği zaman kesri alabilir ama temin almaz. Ne? Çünkü elflâm temine zıttır. İzafet zaten İsim muzaf olan kelime temin almaz. Çünkü temin düşmesi lazım ki muzaf olsun. Dolayısıyla el-ahmeri, bil-ahmeri dersin. El-ahmeru, bağ gelince bil-ahmeri. Öteki de bi-ahmerina, bi-ahmerina, ahmeruna, ahmeru, muzaf, namuzabili, bi-ahmerina. Bak ne oldu? Çerir, kesreyi aldı. Temin almaz. Böylece demek ki elif namına ve izafetle sadece ne alır? Kesre alır. Gayrı musafta bu şekilde tamamlamış olduk. Bunun tafsilatı Molla Cami'dedir. Molla Cami okuduğumuz zaman artık sorularınızı, cevaplarınızı, düşüncelerinizi orada deşebilirsiniz.